tüm mahalle. Kıracak mı? Evet ama hep birlikte yeni bir siteye taşıracağız. Abi konuyu çeksene şey yaptım. Konuyu çeksene abi. Tatam! İşte yeni kardeş payı sitesi. Her şey düşünüldü. Şimdi mahallemizdeki her şeyi alıyoruz, üzerine konfor ekliyoruz. Mesela yeni mahallemizde havuz var. E biz ne iş yapacağız orada? Oğlum yeni mahallede de sıçacağız. Onlarla da siz ilgileneceksiniz. Bak A blok birinci kat tesisatçı. Burada yazıyor. Dükkanınız var. Ne diyorsun abi? Vallahi Metin onlar giderse biz burada dımdızlak kalırız. Bu adamlarla burası bizim mahallemiz. Aynen abi. Biz Sivas'a giderken onlara geleceksiniz dedik. Gıkını bir de çıkarmadın hepsi geldi. Şimdi onlar çağırıyor bizim gitmemiz lazım. Mecbur. İşte Hilmi ile bizim Bolu. Hop! Şimdi Hilmi bizim Bolu'yla çalışan arabamızın patronu olduğu için ona danışmamız gerekiyor yani. Mutlaka sormamız lazım etik olarak yani etikken. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arabalar niye dışarıda? İçeride bir otopark olması lazım değil mi kardeşim? Ha, evet. Alttan gelin. Yok yavrum buraya yapılması lazım. Yengen abi. İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapalım ya? Hilmi abi baktık biz. Aa, ne zaman baktınız? Ben bu Hilmi'ye bir 10 sene kadar baktım. Bakımı bu kadar zor bir hayvan görmedim. Hani kedi köpek tüy döker ya ilkbaharda. Bu Hilmi hayvanı bazı mevsimlerde para döküyor. Şimdi o zamanlar eve yorgun argın geliyorum. Ama ev leş gibi para içinde kalmış. Baktım olacak gibi değil. Yol verdim gitti. Bu kadın dolu bir kadın Metin. Dolu derken entelektüel olarak değil, sinir olarak. Hilmi'ye dolmuş durumda. Tamam da evet Hilmi abi biraz paracıdır ama bizim Bor'la çalışan arabamızı yaptı. Mahalleden gitmemizi istemedi. İyi bir insandır yani. Hilmi iyi bir insandır. Evet. Hilmi ve iyilik yan yana gelince komik duruyormuş be. Akla kara gibi. Beyaz silip donla erkek gibi. Pirinç pilavıyla ketçap gibi. Yengem şimdi Hilmi senin sadece kocandı. Bizimse ortağımız. Ortaklar birbirisine kazık atmaz. Bak canısı zamanında Hilmi'yle gereksiz yakınlaşmış biri olarak söylüyorum. Hilmi kendinden başka kimseyi düşünmez. Abi ne diyor bu kadın ya? Sence şüphelenmeli miyiz Hilmi'den? O acılı bir kadın abisi normal. Şükriye de benim için neler neler söyledi. Doğru muydu? Evet doğruydu ama bu kadın bir Şükriye değil, olamaz. Biz Hilmi'ye ne olursa olsun güvenelim yani. Acaba şimdi kim bilir nerede bizim Bor'la çalışan motorumuz için uğraşıyordur o güzel insan? Onu düşünelim. Kim bilir? Abisi, malımızı mülkümüzü satmadık diye içeride üstümüze gelecekler. Sen çok takılma, alışığız biz böyle şeylere. Hatırlarsan Sivas'ta biz bunun ağababasını yaşadık yani. Aha, benim yüzüm artık keşe gibi olmuş ya. Yüzüme tükürsen ağzıma burnumu çeker, abdestimi alır, vakit namazımı kılar, sevap kovalarım ben ya. Aferin, hadi bakalım o zaman. Hadi bismillah. Selamünaleyküm mahalleli. Oo, aleykümselam Metin kardeşim. Hoş geldiniz ya. Şu sıfatlara bak sen. Vallahi çok özlemişim. Hasret kaldım epecel. Ha, birinç, birinç. İlk tutan öper Sezai abi. Sen şansına gül. Oğlum siz nasıl bir şeyin peşindesiniz? Sen beni niye öpüyorsun lan? Sen beni öptün. Ne öpüyorsun? Durdurken adam öpülür. Ters psikoloji yapıyorlar herhalde abisi. Siz bize kötülük yaptınız. Biz size iyilik yapıyoruz diyorlar. Aklıma ıt ıt ıt. Vicdan azabı çektirmeye çalışıyorlar. Şimdi ayıktım. Çekilin lan şuna. Hiç keyfim yok zaten. Hep bizim yüzümüzden oldu değil mi Şerif abi? Kusurumuza bakma. Ayıp ettik. Hayatımda böyle ittik görmedim lan. Çok özür dileriz abi. Sizle ne alakası var lan? Hilmi'ye kızgınım ben. Diğerlerinin dükkanlarını da aldığını bilmiyordum ben. Resmen itliğimi itliğiyle boğdurdu lan it. Ne yaptı? İtliğimi itliğiyle boğdurdu it. Babacan, Hilmi ne yaptı? Abi şimdi siz dükkanı evim evi satmayınca biz dımdızlak kaldık. Ama Hilmi öyle güzel bir teklifte bulundu ki petrolden daha güzel. Adam bize resmen hayal sattı ya. Size daha teklifte bulunmadı mı? Yoksa sizi de mi gece bekçisi olarak düşünüyor? Bak hele. Kız veriyormuşsunuz Metin Lale, he? Ulan bak bir terslik yapıp sevenleri ayırmayın ha. Mahallemiz daha yeni huzura kavuşuyor. Teyze. Hilmi abi, Hilmi. İlk kadın ve çocuklar abisi, koş. Tamam. Sen de Hilmi. Dur oğlum. Dur. Ali abi. Kendisi. Ali abi. Niye öptün? Bak. Ha? Ne yapıyorsun? Dur 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 adam öptün lan. Şişko. Koş.
Siyan hastası bu ha. Şişko mu dedi o bana? Hadi şu partiyi atalım, ben de işim gücüm var sonra. Hilmi! Çıkarma yapılıyor mu burada? Biz bütün sinirimizi senden çıkarmaya geldik ya. Sana diyoruz lan. Hoş geldiniz Keriz kardeşler. Ya sizde de ne ciğer varmış ha? Ta kahveden buraya kadar hiç susmadan. Maşallah, maşallah. Sen bir sus da soruma cevap ver hele. Sen şimdi petrol çıkarmak için bütün mahalleyi satın mı aldın Allah aşkına? Yoo, hepsini değil. Sizinkileri hala duruyor. Hani borla çalışan arabamızı yapacaktık? Hani seri üretime geçecektik? Söz vermiştin bize. Ben size mallarınızı satmayın dedim. Hilmi kimsenin malını almayacak mı dedim. Siz büyük Hilmi'yi yalancılıkla mı suçluyorsunuz? Hı? Yani biz evi dükkanı satmayacaktık. Bütün mahalleleri de her şeyini sana satmak zorunda kalacaktı ha. Başından beri planın buydu değil mi Hilmi? Planı anladınız. Hadi şimdi de bu muhteşem planı için büyük Hilmi'yi övün biraz. Övün. Övün mü dedi, dövün mü lan? Dövelim hadi. As. Her şeyin bir sırası var abisi. Büyük Hilmi, büyük planında küçük bir açık yakaladım ben ya. Biz evi dükkanı satmadan sen ancak oraya çardağının başını dikersin. Demek ki büyük Hilmi'nin planı o kadar da muhteşem değilmiş. Ya şimdi ne yaparım biliyor musun? Hadi bakalım, gelin benimle. Gelin benimle, damat kiminle? Hem zekiyim, hem komiyim. Hadi, hadi. Hadi lan, kalk kıraya. Ya gelsenize, gelin. Evet, en son hatırladığım borla çalışan arabanın tapusu bendeydi. 5 milyon dolarcık karşılığında. Hilmi, bak sakın düşündüğüm şeyi yapma. Nasıl lan? Kate Upton'a bir şey mi yapmayı düşünüyorsun lan sen? Ya Metin bir sus ya. Kate Upton'un cicikleri kadar başına taş düşer inşallah. Ali, düşündüğünü yapacağım. Arabayı devlete verdiğinizde ne olduğunu gördünüz. 2061'e tarih verdiler. Verdiler, evet. Ben de arabayı satın aldım. Ama sonra araya petrol girdi. Araya 10 milyar dolar girdi koçlar. Size teklifim şu. Malınızı, mülkünüzü Hilmi'ye verin. Hilmi de size borla çalışan arabanızı versin. Bu. Verirsek bütün mahalleyi yıkacak mısın peki? Yoo, müze yapacağım. Keriz mucitler burada yaşadı diye. Yıkacağım tabii, mucit köpek. Allah Allah. O kadar insan ne olacak peki? Ya çocukluğumuzun yeşil sokaklar ne olacak? Sohbet ettiğimiz kahve. Sen sadece bir mahalleyi değil, bütün geçmişimizi yıkacaksın. Farkındasın değil mi Hilmi Kazmakçı? O zaman size bir büyük Hilmi atasözüyle cevap vereyim. Geçmişte yaşayanı, gelecekte gondiklerler. Ya bu petrolcü olmuş, boru moru unutmuş abi bu ya. Kaybettik Metin Özdemir. Petrolcüler kazandı, borcular kaybetti, yazık. Dur sen dur. Aha Şükrü arıyor. Arkadaş bir darbe de buradan girecek şimdi değil mi? Ne kötü günmüş, bitmedi bir türlü ya. Alo Şükrü'ye. Konuşalım mı? Ana. Tamam. Abi tamam şey yapma, ben senin arkandayım abi. Ben senin arkandayım abi. Şimdi de önündeyim abi. Ben gidiyorum. Allah senin. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Petrolcüler kazanmış, borcular kaybetmiş. Hilmi öyle mi dedi? Hı? Hilmi öyle mi dedi? Hilmi daha son lafını söylemedi. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!